Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üzücü bir olayla ilgili bu bölgedeyiz. Maalesef orman yangınları peşimizi bırakmıyor. İlk önce Marmaris'te, Datça Mesudiye'de, Çeşme'de çıkan orman yangınları bir kez daha ülkemizi üzmüş durumda. Hepimizi üzmüş durumda. Günlerden beri burada olan ekipler var. Datça Belediye Başkanımız burada. Bütün ekipleriyle, Muğla Büyükşehir'in bütün ekipleri burada. Muğla milletvekillerimiz yanımda, günlerden beri burada mücadelenin içindeler. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü burada. Marmaris Belediye Başkanımız burada. Parti meclis üyelerimiz buradalar. Onlar yangını en yakından izleyip günlerce mücadele eden arkadaşlarımız. Ama buradan bir kere daha gerçekten bu yangında Orman Bölge Müdürlüğü'nden, bakanlıktan, itfaiye müdürlüğümüzden, belediyelerden, bütün hizmeti geçen, yangının içerisine giren, az önce şurada konuştuğum köşede duran, 3 günden beri uyku uyumadık diyen evlatlarımıza varıncaya kadar hepsinin emeklerine yürekten teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bir vatan hizmetidir. Biz de bugün Genel Başkan Yardımcımla beraber burada bir kere daha olayı hem yerinde görmek hem de arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunmak. Bunu bir kere daha Meclis Genel Kurulu'na bir kere daha görüşelim, tartışalım diye getirmek için geldik. Değerli arkadaşlarımızla beraberiz. Gördüğümüz manzara maalesef gerçekten çok üzüntü verici. Burada füze rampasının olduğu bir yer var. Stratejik olarak önemli. Ormanlarımız gerçekten geri dönülmesi uzun süre alacak şekilde maalesef yanmış durumda. Buradan bir kere daha söylüyorum. Evet, müdahale ettiğiniz zaman orman alanlarının yanmasını engelleyebiliyorsunuz. Mesele şu, orman yangınları elbette çıkar. Depremler elbette olur. Sel felaketleriyle elbette karşılaşılabilir. Ama bizim yapmamız gereken, yani devletimizin, yani devleti yöneten iktidarın yapması gereken tedbir almaktır. Yani olası felaketleri en asgari seviyeye indirmektir. Yani bu felaketlerin daha fazla büyük zarar vermemesi için bu konuda tedbir almaktır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak en baştan itibaren söylediğimiz şey tam da budur. Yangın söndürme helikopterlerinin uçakları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iktidarın zamanında kendimize ait, bizim envanterimize dahil olan uçak ve helikopterleri bulunmuş olsaydı, Türk Hava Kurumu'nun uçakları gerçekten yeteri kadar zaman içerisinde hemen tamir edilip de onlar da devreye sokulabilseydi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi Cumhurbaşkanı'na 8 tane 10 tane uçak alacak gücü var da Orman Bakanlığı'na, Orman Genel Müdürlüğü'ne bir tane uçak alacak gücü yok mu? Söylediğimiz şey bu. Yangınlar çıkacak. Çıktıktan sonra bu konuda görevli olanlar hangi kurumda olursa olsun, Orman Bakanlığı'nda, Genel Müdürlük'te, belediyelerimizde canla başla çalışacaklar. Çünkü bu vatan hepimizin. Ama tedbir hükümetin, tedbir iktidarın. İktidar bu konuda tedbirli davranmak zorunda. Yangın bölgelerinde çıkan yangından sonra efendim suç bizim değildi, onundu. Hayır, onun değildi, bir başkasınındı. Peki bunun bizim ülkemize, vatanımıza bir faydası var mı? Yanan ormanlara bir faydası var mı? Yok. O yüzden bakın, ilk defa gece görüşü olan bir helikopter müdahalede bulundu. Evet, ne kadar faydası olmuştur tek helikopterin bilemem ama faydası olmuştur. Rüzgarın etkisiyle 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir alan maalesef yandı, yok oldu. Ama bununla ilgili elbette erken tedbir almak, uzman, tecrübeli kişilerin bu alanda çalışıyor olması, Türk Hava Kurumu'nu belki de bir AFAD pozisyonunda değerlendirilmesi gerektiğini,
Gerekirse bütün güçlerimizi birleştirerek ormanla ilgili uzmanlaşmış, yangınlarla ilgili uzmanlaşmış profesyonel ekiplerin yetiştirilmesi, kendi envanterimize ait orman yangınlarında kullanacağımız uçakların ve helikopterlerin olması bu büyük felaketi asgari düzeye indirecektir. Tek mutlu olduğumuz elbette ki ormandaki canlılarımız yandılar ama bunun dışında bir felaketle karşı karşıya kalmadık. Ölen arkadaşımız olmadı. O yüzden bundan dolayı evet mutluyuz ama bu üzüntümüzü kapatmıyor. Bu felaketleri engellemek için elimizden geleni yapmalıyız. Ben başta Datça Belediye Başkanımıza birbirleriyle yardımlaşan Marmaris, Isparta, diğer belediyelerden gelen, hiç ayrım yapmadan gelen tüm yardımlarını, sevkiyatlarını bu tarafa yönlendiren bütün belediyelere, uğraş veren bütün herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle yangınlarla, felaketlerle karşı karşıya kalmayız. Değerli arkadaşlar, bugün 15 Temmuz aynı zamanda. Bundan tam 6 yıl önce büyük bir kalkışma, darbe kalkışmasıyla, kanlı bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Bu darbe kalkışmasında uçakta bulunan genel başkanımızın yanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimlerinden bir tanesi Hayati Yazıcı oturuyordu. Genel başkanımız uçak yere değer değmez kendisine bu darbe kalkışması bildirilince elini uzatarak Hayati Yazıcı'nın elini tuttu. Darbe nereden gelirse gelsin Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşısında olacağız ve birlikte mücadele edeceğiz dedi. O sırada uçaktan inip de gerekli görüşmeleri yapmak için havaalanına doğru ilerlediğinde bütün Türkiye'de bulunan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Ankara'ya doğru harekete geçmişlerdi. Ama Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısını açan ilk milletvekilleridir. Bu darbe kalkışmasında tankların arasında hiç kimse umurumda değil, bana ne yapacaklarsa yapsınlar deyip ondan sonra bir tekneyle karşıya geçip köprüler tutulu olduğu için Ankara'ya hareket eden genel başkanımız meclisteki yapılan toplantıya katılmıştır. Önce şunu bilelim. Bu darbe kalkışması hala aydınlatılmamış bir darbe kalkışmasıdır. Hala aydınlatılmamıştır. İki, bu darbe kalkışmasının en üst failleri hala yakalanmamıştır. Adil Öksüz yakalandığı halde, affınıza sığınarak söylüyorum, çırılçıplak soyulup bağlandığı halde tekrar giydirilmiş, evrakları kendisine teslim edilmiş, ondan sonra da kaçması sağlanmıştır. Zekeriya Öz, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayım bu savcının deyip de PKK'lı Şemdin Sakık'ın gizli tanıklığıyla bu ülkenin genelkurmay başkanını hücreye attırtıp Fethullahçı terör örgütüne ait generalleri ve subayları oraya taşıyan, o mevkilere taşıyan Recep Tayyip Erdoğan maalesef sadece telefonun arkasından yurttaşlara çıkın karşı çıkın demiş, kendisi ve başbakan ortadan yok olmuştur. Şimdi Türkiye şöyle bir ülke midir? Bunu herkesin tartışması lazım. 6 yıl geçtikten sonra Türkiye böyle bir darbe kalkışmasını Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesinden mi öğrenmesi gerekirdi? Milli İstihbarat Teşkilatı varken, jandarmanın istihbaratı varken, İçişleri Bakanlığı varken gerçekten Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı ve İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesinden mi öğrendiler? Türkiye böyle bir ülke midir? Türkiye gerçekten kendi ordusunun içerisindeki bir kalkışmadan haberi olmayacak bir noktada mıdır? Bu kadar acil bir duruma mı getirilmiştir?
Türkiye'de bu darbe sinsi yollardan, darbenin mümessilleri sinsi yollardan göreve getirilmemiştir. Vatan ve millet mücadelesi veren Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere generaller görevden alınmış, Fethullah Gülen cemaatinin liyakatına yakın olan general ve subaylar göreve getirilmiş, bizzat görevlendirilmiştir. Bu adalet mekanizmasında da aynen bu şekilde olmuştur. Yani bu darbe kalkışması sinsi bir şekilde göreve yerleştirilmiş insanlarla değil, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği generallerin yaptığı bir darbe kalkışmasıdır. Peki bunun nasıl biz kanıtlayabiliriz? Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu olan Şaban Dişli'nin abisi Mehmet Dişli, önemli generallerden bir tanesidir darbe kalkışmasında. Sonuna kadar korunmuştur. Sonuna kadar muhafaza edilmiştir. Sonuna kadar önemli görevlerde tutulmuştur. İnsanlar Bankasya'da para yatırdı diye çoluğuyla çocuğuyla görevden alınırken, Dişli'nin kardeşi olan Şaban Dişli büyükelçi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Fethullah'ı öven, onun arkasında durduğunu söyleyen Adalet Bakanı bugün görevdedir. Yani siyasi ayağı nerede mi diyoruz? Siyasi ayağı Ankara'da. Siyasi ayağı iktidarın içerisinde. Onu öven, metiyeler düzen Adalet Bakanı, ona metiyeler düzen İçişleri Bakanı Soylu hala görevdedir. Bundan dolayı görevden alınan herhangi bir siyasi olmamıştır. Tam tersine doğru yerlere getirilmiştir. Bir tanesi de ekonomiden sorumlu Bakan Nebati'dir. Onun için ağlayan, onun için üzülen kişiler bugün Fethullahçı terör örgütünün sonuna kadar yanında olup da beraber yol yürüyenler bugün iktidarda görevlerine devam ediyorlar. O yüzden işte Türkiye Cumhuriyeti dikkatli olmak durumundadır. O yüzden darbelere karşı dikkat etmesi gerekiyor. Darbeler olur ama akılla biz buna çare aramalıyız. Nedenlerini araştırmalıyız. Nedenlerini araştıracak yer neresidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Peki bugün Cumhurbaşkanı ilk 15 Temmuz anmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptıktan sonra Genel Kurul'da bu görüşmeleri yapmaktan neden vazgeçip de meclis bahçesindeki anıtta kutlama yapmaktadır? Çünkü muhalefetin sorduğu sorulara cevap veremediği için. Ben buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarına soruyorum. Bu darbeyi eniştenizden öğrenmediğinizi biliyoruz. Bu darbeyi, kontrollü darbeyi siz faillerini ellerini kollarını sallayarak kaçmalarına neden izin verdiniz? Neden darbe araştırma komisyonunun araştırmalarını derhal sonlandırdınız? Neden onların peşinden gitmediniz? Bu darbecilerin siyasi ayaklarını neden hala bakanlıklarda görevde tutuyorsunuz? Size haber vermediyse MİT müsteşarı hangi yüzle o koltukta oturuyor? Hangi yüzle o koltukta oturuyor? Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, sen hangi yüzle hala Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun? Türkiye'nin hangi felaketinde doğru bir çözüm yolu gösterdin? Evlatlarımız ölürken, askerlerimiz ölürken, ölecekler tabii, yatmaya gelmediler dedin. Maden kazasında madenin altında olanlara bu işin fıtratında var dedin. Orman yangınları çıkacak, kaç paraysa zarar öderiz dedin. Bu ülkede darbe oldu. Bunu darbeye dedin ki bu darbe bizim için bir fırsat olmuştur dedin. Ve arkasından 20 Temmuz darbesini gerçekleştirdin.
Fethullah Gülen cemaatinin yaptığı darbedeki taktikler neyse şu anda milletvekilleri, gazeteciler, öğrenciler, yurttaşlarımız, muhalefet edenler aynı taktiklerle gene mahkemelerde yeri geldiği zaman mahkeme heyetleri değiştirilerek oralarda cezaevlerine gönderiliyor. Onun için Can Atalay ve arkadaşları şu anda cezaevindeler. O yüzden masum insanlar şu anda pandemi nedeniyle cezaevleri boşaltılmış olduğu halde cezaevlerini dolduruyor. Ama senin fıtratında ne var biz biliyoruz. Senin fıtratında bu ülkenin genelkurmay başkanını, PKK ile mücadele eden genelkurmay başkanını hücreye attırmak var. Senin fıtratında bu ülkede darbeci generalleri bu göreve getirmek var. Senin fıtratında ormanlar yanarken, insanlar açlıktan inip inip inlerken Okluk koyunda tatil yapmak var. Senin fıtratında bunlar var. Ama bu millet bunları asla unutmayacak. Biz milletimiz için, vatanımız için ve bu topraklar için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevimizi yapmaya devam edeceğiz, hem de alanlarda olacağız. 2 Ağustos'tan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair bütün milletvekilleri, parti meclis üyeleri, genel başkanı başta olmak üzere bütün örgütleriyle Ağrı'dan Edirne'ye, Hakkari'ye varıncaya kadar bütün illeri dolaşacağız. Ve vatandaşımızla Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için, bu felaketleri erkenden önlemek için, bir daha darbe yaşanmasın diye özgürlük için, hak için, adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah bizi bir daha bu felaketlerle karşı karşıya bırakmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.